Türk dünyasından gelişmelerle devam edeceğiz. Ziraat Bankası günden güne Avrasya'da şube ağını büyütüyor. Ziraat Bank Azerbaycan bugün Bakü'de yeni şubesini hizmete açıyor. Açılışa gideceğiz şimdi. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos açılıştan notları aktaracak. Genel Müdür Selçuk Demir de yayın konuğumuz olacak. Hemen dönelim o noktaya. Sözü Fatih Avanos'a ve kıymetli konuğuna bırakalım. Coşkun Özen, mutluyuz, gururluyuz çünkü Ziraat Bankası Azerbaycan'da başarı hikayesini sürdürüyor. Bugün 2015 yılında başlayan Ziraat Bankamız 8. şubesini Bakü'de açıyor. Çok kritik bir noktada Hatay bölgesinde açıyor ve gerek işte Cumhurbaşkanlarının 15 milyar dolarlık hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütüyor. Gerekse de hem burada yaşayan vatandaşlarımız hem de Azerbaycan vatandaşları için yatırım imkanı için kredi sağlıyor, imkan sağlıyor. Genel Müdürümüz Sayın Selçuk Demir yanımızda. Hatay Şubesi'nin açılışındayız. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Büyüyor. Gerçekten mutluyuz. Bayrağımız dalgalanıyor. Neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi 2015 yılının başına itibaren Ziraat Bank Azerbaycan'da hizmet vermeye başladı. O tarihten bugüne kadar şube ağını genişleterek geldi. Bizim bugün açtığımız şube, sizin de buyurduğunuz gibi 8. şubemiz. Ancak bununla kalmayacak. Önümüzdeki yıl 2024 yılının ilk yarısına kadar inşallah Bakü'de 3 şube daha açarak, 2 şube daha açarak, bir de Nahçıvan'da bir şube açarak şubeleşme ağımızı genişleterek devam edeceğiz. Ziraat Bank Azerbaycan burada kurumsal firmalara, orta ölçekli firmalara kredi sağlamakta, dış ticarette önemli rol oynamaktadır. Dış ticaret payını her geçen gün artıran Türk iş adamlarının, Azerbaycanlı iş insanlarının Türkiye ile yaptıkları bütün ticaretinde aracılık yapmaktadır. Buna da emin adımlarla devam etmektedir. Kredilerini büyütüyor, personel sayısı genişliyor, istihdama katkı sağlıyor. Onu soracaktım efendim. Personel sayımız kaça ulaştı? Çoğunluğu Azerbaycan vatandaşları diyebiliyorum. Aynı zamanda bir tecrübe aktarımı da oluyor bankacılık finans anlamında, değil mi? Biz tabii ki burada ekspat olarak çalışan iki arkadaşımız var. Diğer arkadaşlarımızın tamamı yerel personel. Dolayısıyla biz bulunduğumuz ülkenin istihdamına da katkı sağlamış oluyoruz. Güzel. Personel sayımız kaça ulaştı demiştiniz? Şu anda 2021'den itibaren 2021 tarihinde 105 personelimiz vardı. Şimdi 200 personelle yolumuza devam eder. Artarak devam eder. İstihdama şube ağımız genişledikçe iş imkanlarımız artacak. Arkadaşlarımıza yeni mezun olmuş üniversiteden arkadaşlarımıza iş imkanları yaratarak yolumuza devam edeceğiz. Peki iki şube Bakü'de yeniden. Nahçıvan çok önemli. Orada da Türk öğrenciler de var, iş insanlarımız var. Nahçıvan şubesi de çok kritik. Diğer iki şube nerede olacak dediniz efendim Bakü'de? Azerbaycan'da iki şubemiz Sederek Pazarı'nda. Bir şubemiz orada. Bir şubemiz de Ahmetli Nefçiler bölgesinde açılacak. Diğeri de söylediğim gibi Nahçıvan'da. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılarınızın daimi olmasını dileriz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Allah hepimiz için hayırlı uğurlu etsin inşallah. Teşekkürler. Sağ olun Genel Müdürüm. Evet Selçuk Bey bize bilgi verdi yeni şube hakkında. Kameraman arkadaşım Ahmet Halilov da göstersin. Burası vezne kısmı olacak. Gelen müşterilerin karşılandığı, banka personelinin de bu noktada ilk karşıladığı nokta olacak. Hemen yan tarafta da boylu boyunca bu noktada bireysel müşterilerin kabul edileceği banknotların, bankaların olduğunu ifade edelim. Dediğimiz gibi personel sayısını 200'e yükselttim. Ziraat Bank Azerbaycan neden önemli? Neden bu noktada büyümesini önemsiyoruz? Çünkü gerek burada yatırım yapan Türk iş insanları için, gerekse de Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Azerbaycanlı iş insanları için işte böyle bir bankaya ihtiyaç var. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da faaliyet gösteren, havale noktasında, para transferi noktasında, yatırımların bir güvence altında sigortalanması noktasında böyle bir güvenceye, bankaya ihtiyaç var. İşte Ziraat Bank Azerbaycan'da bu misyonu yürütüyor. Dediğimiz gibi 8. şube oldu bugün Hatay bölgesinde açıldı. Hatay bölgesi de önemli. Havalimanına giden bir süreçte, bir yolda, kritik bir yerde. Sederek pazarı çok önemli. Bakü'nün ticaretinin %90'ın döndüğü nokta. Önümüzdeki aylarda da orada bir açılış olacak diyelim. Bakü'den son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Ziraat Bank şube ağını giderek genişletiyor Azerbaycan'da. Fatih Avanos paylaştı Bakü'den son notları. İşte bu güzel açılıştan izlenimlerini sevgili seyirciler.